Şimdi saatin başındayız ve doğaya gelmişken, böyle ateşle gelmişken ateşinizi de bir gözden geçirelim. Çünkü hadi bakalım, buradan yakın dedirtecek bir gelişme var karşımıza. Dikkat, dikkat sevgili izleyen. Türkiye'de insanları da enfekte edebilen, yani hasta edebilen kene kaynaklı yeni bir bakteri türü bulundu. Hadi bakalım. Uzmanlar bu bakteriyi taşıyan kene türünün sadece öyle kırsalda, kırlık alanlarda vesaire falan değil, bayağı bildiğin kentin içinde de yaşadığını öne sürüyor. Bu yeni bir korku rüzgarı doğurur mu bilmiyorum ama bilim bize yavaş yavaş alarm durumuna geçseniz iyi olur diyor. Avrupa'da yeni ortaya çıkan patojen olarak ve Avrupa'nın en önemli vektörü olan bir bakteri. Bu Türkiye'de daha önce varlığı bilinmiyordu. Yeni varlığını tespit ettik. Türkiye'de insanları enfekte edebilen kene kaynaklı yeni bir bakteri tespit edildi. Uzmanlar bakterinin insanlarda kan damarlarının iltihaplanmasına yol açabileceğini işaret ediyor. Bakterinin kaynağı olan kene, Anadolu'nun kuzeyi, Trakya ve İstanbul'da baskın olan bir tür. Kene kaynaklı patojenler aslında üzerinde çok durulması gereken patojenler. Ve Ixodes kenesinin bir özelliği de sadece kırsal kesimlerde değil, özellikle içerisinde orman ihtiva eden il içi yapılarda görüyoruz. Ve biz bunu İstanbul'da görüyoruz. İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda çok yoğun bu tür. Ve insanları sıklıkla enfeste ediyor. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ömer Orkun, kene kaynaklı patojen, yani hastalık oluşturan mikrop ve sebep olduğu hastalıkların insan ve hayvan sağlığını tehdit ettiğini söyledi. Çünkü 2002 yılında hiç bilmediğimiz bir şekilde bizi dünyanın en büyük Kırım Kongo kanamalı ateşi salgınına maruz kaldık. Gelecekte olacak kene kaynaklı salgınların sebeplerinden bir tanesi ve hatta olasılık olarak en yükseklerinden bir tanesi Ixodes ricinus. Ve biz bu kenenin üzerine çalışmamız gerekiyor.